Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin akciğerleri olan ormanlar, aynı zamanda tarıma ve ekonomiye olan katkılarıyla milli servetimizdir. Ormanlarımızı sadece korumakla kalmıyor, topraklarımızı yeni fidanlarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımızla 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan erozyonla taşınan toprak miktarını 154 milyon tona düşürdük. Son 20 yılda 5.7 milyon hektar alanda 5.9 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak alanı olan ormanlarımızı 2002'de 20.8 milyon hektardan 2021'de 23.1 milyon hektara ulaştırdık. Bu alan ülke yüz ölçümünün %29.6'sına tekabül etmektedir. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da ilk, dünyada 4. sırada yerimizi koruyoruz. Bu yılki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimizi Türkiye Yüzyılına Nefes Teması kapsamında inşallah icra edeceğiz. Bu vesileyle siz değerli milletvekillerimizi ve Haziran'ı hepinizi birlikte nefes olmaya davet ediyorum. Orman ürünleri ihracatı 2002'de 515 milyon dolar iken 2021'de 5.7 milyar dolara ulaşmıştır. Ahşap ve ahşap ürünleri sektöründe 2018 yılından sonra da dış ticaret fazlası vermeye başladık. Geçtiğimiz yıl ise 1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Orman köylümüzün refahını artırmak için %20'si hibe, kalanı faizsiz Orköy kredisi vermeye devam ediyoruz. Odun dışı ürün miktarını 2002 yılında 31 bin tondan 2021 yılında 930 bin tona çıkardık. Ormanlarımızı yangınlardan ve kanun dışı müdahalelerden korumak için 776 kuleden 24 saat gözetliyoruz. Ülkemizin gurur kaynağı olan İHA'larımızı orman yangınlarıyla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ve tek ülke olduk. Bu yıl onu gece görev yapabilen 55 helikopter, 20 uçak, 8 İHA, 1350 arazöz, 692 iş makinesi, 2270 ilk müdahale aracı ve en önemlisi 25 bin personel ve 110 bin gönüllüyle yangınla can siperhane mücadele ettik. Bu yıl ekibimize dahil ettiğimiz 8 bin mesai arkadaşımızla daha da güçlüyüz. Bu yıl ilk defa özel eğitim almış 462 personelden oluşan Orkut timleri kurarak yangınla mücadelede görevlendirdik. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan 2 uçak, 25 helikopter ve 2 İHA'yı ihtiyaç halinde rezerv güç olarak kullanmaktayız. Yangına ilk müdahale süremizi son 20 yılda 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük. Yeşil Vatan ekranını oluşturduk. Orman yangınlarına ait güncel verileri herkesin görebileceği şekilde anlık olarak bu ekranlardan paylaşıyoruz. Anayasamız orman alanlarını güvence altına almıştır. Yanan alanları ağaçlandırarak yeniden ormanlaştırıyoruz. Başka bir amaçla asla kullanmıyoruz, kullandırmıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iklim değişikliğine bağlı ani sel ve taşkınlarla mücadele etmek için yeni ve etkin bir bilgi yönetim sistemini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Taşkın Tahmin Erken Uyarı Merkezi'ni yani TATUM'u kurduk. TATUM'un çalışmaları başarıyla devam etmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede aldığımız yeni tedbirlerin karşılığını bu yıl başarı olarak nasıl gördüysek önümüzdeki dönemde de sel ve taşkınlarla mücadelede bu sistemlerin karşılığını inşallah göreceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılmasında toprağın suyla buluşturulması malumunuz büyük önem taşımaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 2003-2022 döneminde 9.561 tesisi hizmete alarak günümüz fiyatlarıyla 450 milyar Türk lirası tutarında yatırım gerçekleştirdik. DSİ olarak son 20 yılda sulanan tarım arazimizi
21.7 milyon dekar artırarak 69.6 milyon hektara, yıllık sağlanan içme suyu miktarını 2 milyar metreküpten 5 milyar metreküpe toplulaştırdığımız araziyi 4,5 milyon dekardan 68 milyon dekara, yerinde üretim, yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze, ucuz ve en az fireyle sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak amacıyla kent tarımı uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda jeotermal kaynaklarımızın yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştırıyoruz. Böylelikle kent tarımı uygulamalarımıza da önemli bir ivme kazandırmış olacağız. 2023 yılı bütçesi geçtiğimiz yıla göre %106.9 artışla 133.7 milyar Türk lirası olarak teklif edilmiştir. Bu yıl tarımsal desteklemeler bütçemizin %40.4'ünü oluşturmaktadır. Geçen yıla göre %109 artışla 54 milyar TL'ye ulaşacaktır. Yatırım kuruluşlarımızdan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi %104.4 artışla 51.1 milyar TL, Orman Genel Müdürlüğü bütçemiz ise %109 artışla 13 milyar TL olarak teklif edilmiştir.